sorayım. Nasıl gözlemliyorsun? Problem var mı? Vallahi ben Maraş'tan geliyorum. Ekonomi denilen bir şey de yok. Nasıl? Türkiye, Maraş nasıl? Çok kötü. Allah yardımcın olsun inşallah. Zor, çok kötü yani. Allah kimseye yaşatmasın. Yani devleti de çok seviyordum. Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyordum. Artık abi hiçbirini sevmiyorum. Niye sevmiyoruz? İlk 3 gün gelemediği için helallik abi istedi Erdoğan. Vermiyoruz, helal etmiyoruz abi. Neden? Abi yolumuz açık, niye gelmiyorsun sen? Açık yolumuz yani. Niye gelmiyorsun abi? Askerini dışarı çıkart. Malatya biz ikinci, 2 saat uzaklıkta. En büyük kordon bir yeri orada. Çıkarsana askerini. Her türlü tesisat var, her türlü malzeme var. Çıkarsana. Çıkarmıyorsun. Benim babam 4 gün yaşamış. Benim babam rahmetli oldu. Küçük kardeşim rahmetli oldu. Annemi 5. gün çıkardık. Annem anlatıyor. Baban diyor 4 gün yaşar diyor. Sen 4 gün neredeydin? 4 gün neredeydin abi sen? Yani ben ne kimse hakkımı helal ediyorum ne bir şey yapayım abi. Çıkıp bana 10 bin TL, 100 bin TL para verecek. 100 milyar versene sen bana, ben ne yapayım? Benim 6 tane cam gitmiş. Dayım, yengem, 2 çocuğu da bizdeydi. Hepsi gitti abi. Neredeydin sen? Hiç kimse gelmedi abi. Gönüller var mıydı peki sahada? Kurtarma abi ekibine. Çok geç geldi. 5. 6. günü gelmiş. 6. günü gelmiş. Lan soğuk abi, soğuk. Dondular zaten ya. Bir şey kalmamış. Dondu. Buz gibi oldu yer. Biz donduk abi ya. Buz gibi oldu ya. Yani bilmiyorum, ben bir şey demek istemiyorum artık ya. Allah hepsini rahmet eylesin. Vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Ekonomi. Nasıl abi, ekonomi nasıl gözlemliyoruz? Allah belalarını versin ya. Neden abi bu cennet vatan? Allah belasını versin abi. Millet perişan olmuş ya. Peki çoluk çocuğun geleceği ne olacak abi? Ya yok ki gelecek. Bitik. Oy vereceğiz abi 14 Mayıs'ta. Kılıçdaroğlu. Vatandaşın gündeminde ne var? Ya çok şey var da, her şey var aslında. Bir değil, iki değil, her şey var. Bir sürü şey var. Memleketi 20 yıldır yönetiyor. Anamla görsem şüphe etmem diyenler oldu. Çıkıp haşa demedi. Bugün Muhammed yaşasaydı ona oy verirdi dedi. Bugün haşa demedi. Tevazu göstermedi. Yani bugün bu depremin olması da tesadüf değil. Özellikle oy aldığı kesimlere bak. Yani ben bunu işaret ederek söylemiyorum ama bana kalırsa Allah tarafından bu bir mesaj. Nasıl baktığın önemli. Bu bir. İkincisi, ekonomi iyi değil zaten. Yani nasıl iyi değil? Şimdi etin kilosu olmuş kaç para? 300'ü geçmiş. Senin aldığın para yükselebilir. Sen 6-0'ı niye attın? Ekonomi iyi diye göstermek için. Böyle giderse yarın öbür gün etin kilosu tekrar 30 milyon olacak. Bizim kafa yapımız değişmediği sürece yeni gelen de tekrar diyecek ki 6-0'ı attım. Tekrar başa saracağız. Zihniyetimiz aynı kaldı. Onun değişmesi gerekiyor. Bugün ekmek kaç para? 5 lira. En kötü 5 lira. Bugün ekmek 5 liraysa, böyle giderse kötü yönetimli, ileride 50 milyon lira olacak. Eski şeye geri dönecek. 6-0 geri gelecek. Biri daha gelecek. Nasıl düzeleceğiz? Dışarıdaki insanlara örnek almamız gerekiyor. Şimdi Batı'nın bazı şeylerini örnek alıyoruz. Ama bazı şeylerini örnek almıyoruz. Niye? Sorgulayan bir halk var. Toblerone davası diye bir dava var mesela. Orada bakan, kadın bir bakan bir başka ülkenin, Avrupa Birliği ülkesi galiba. Kadın yanlışlıkla cebindeki kartlardan birini çıkartıp devletin kartıyla alışveriş yapıyor. Ve o kart geçiyor, evet. Yani ülkeyi hatırlamadım da. O kadın o kartı kullandığı için sonradan istifa etmek zorunda kalıyor. Devletin kartı olduğu için. Liyakat deniliyor yani. İşi eline teslim etmek. Bugün kelsen dönüşüm çözüm olabilir ama şöyle bir çözüm. Bunu vatandaş yapmayacak, bunu müteahhit yapmayacak. TOKİ'nin nasıl mühendisleri varsa onlar gelsin yapsın. Devlet elini koysun. Şimdi bir bakıyorsun 100 tane müteahhite verilmiş. O ondan çalma derdinde imza atıyor yapmıyor. O ondan çalma derdinde imza atıyor yapmıyor. Vatandaş kentsel dönüşümden de mağdur. Bu yıkımın sebebi dediğim gibi bence tövbe haşa demedikleri için, tevazu göstermedikleri için. Ama bunu millet ne kadar algılayacak? Mesela hani izliyorum, nasıl böyle sakin kaldığını merak ettim. Az önce geçtim. Adam diyor ki ben milyonerim. Öyle dedi değil mi? Evet. Ama ben arkadan geldim, şurasına dikkat ettim, montu yırtık. Milyoner adamsın, niye montu yırtık? Ben asgari ücretten biraz fazla alıyorum. Yani benim montum yırtık değil. Yırtıldığı zaman içim rahat etmiyor, utanıyorum. Milyoner olduğunu söylesin, montun yırtık. Ahlaksızlık aşağıdan yukarıya kadar var. Yani biz ahlakımızı düzeltmediğimiz sürece hiçbir şey düzelmez.
Ciddi anlamda hiçbir şey düzelmez. İmzalak şart diyorsun. Şart ama şöyle. Şimdi entegre diye bir cümle var. Yani bir kelime var. Bu kelime ne demek? Her şeyin birbiriyle bağlantısı var demek. Sen şimdi burada adam nasıl desem? Kızılay örnek veriyorum. Kızılay'ın elinde makbuz yok mu? Var. Ama adam çıkmış yardımdan gelen parayla bağışlanması gereken bir şeyi sattığını söylüyor. Adam zaten başkanlık sistemine giderken söyledi. Dedi ki ülkeyi şirket gibi yöneteceğim. Dedi bunu. Bunu bile bile oy verdiler. Şimdi diyorlar ki nasıl yaparsın? O zaman yapacağım dedi zaten. Şimdi Kızılay ne diyor? Maliyet. Maliyeti olabilir ama devlet zaten sana bunu veriyor parasını. O elemanın, işçisinin geri kalan şeyleri devlet karşılıyor. Şey olmuş, deprem olmuş. Üçüncü gün mü, dördüncü gün mü ne? Afat çıkmış. Ambiyans, ışığı güzel olan yöneticiler için araç ihalesine girmiş. Üçüncü ya da dördüncü gün. Ne çıktı mesela? Kızılay'ın kılık kıyafet sattığı çıktı. Kan. Şimdi ben tekstil sektöründeyim. Bakıyorum radyoda anons geçiyor. Şu hastanede kan lazım. Yani o hastanenin anonsunun dahi yapılmaması lazım. Bu vatandaş kan bağışı yapıyorsa o radyoda o kanın aranmaması lazım. Ama o da söylendi, o da geçti. Kan da satılıyormuş. Ya bunların hepsi ahlaksızlık aslında. Gerçekten ahlaksızlık. Adama çıkıyorlar peygamber diyorlar, tövbe haşa demiyor. Ahlakı yok çünkü. Ahlakı yok. Hazreti Ömer'in adaletini şu an gavur yaşıyor. Senin memleketinde sen yaşayamıyorsun. Almanya'dan ya bir tane maliye bakanı var. Yeni bakan olmuş, yeni hükümetle beraber bakan olmuş ama bakan olmadan önce konut kredisi için bir bankaya gitmiş. Bankada da o zamanlar kredi vermemişler artık. Açığa mı almışlar, dosya mı gecikmiş, ne olmuşsa bilmiyorum nedenini. Bakan olduktan sonra o bankaya bir şekilde bir sübliminal mesaj veriyor. Dirsek teması diyorlar ya böyle bürokraside. Dirsek teması kuruyor onlarla. Ondan sonra bu adamın ismi orada görevini kötüye kullanma diye geçiyor. Bizde ise bir kişi istifa etmiyor. Utanç verici. Yunanistan buraya geldi. Bak dış güçler deniliyor ya, dış güç falan da yok. Dış güç varsa da nasıl var biliyor musun? Bir yani halk içinde değil, yöneticiler arasında var. Bir örnek vereyim mi? Mesela Erdoğan diyor ki Avrupa bizi kıskanıyor. Kıskanıyor olabilir ama vatandaşı kıskanmıyor. Almanya'daki adam buradaki adamı kıskanmıyor. Oradaki yönetici buradaki yöneticiyi kıskanıyor. Niye biliyor musun? Toblerone davasında olduğu gibi ya biz bir çikolata alsak devletin kartıyla istifa ediyoruz, etmek zorunda kalıyoruz. Halk bu kadar bilinçli ama sizde bu kadar yolsuzluk oluyor. İstifa edeniniz yok, sorgulayanınız yok denilebiliyor. Onlarda ahlak var. Bizde yok. Daha bir sürü şey sayabilirim. Ben hiç siyasetle alakam yoktu, bağlantım yoktu. Ama o Rıza Zarraf'ın dosyaları var ya o. 2013 yılından beri hemen hemen her akşam haberleri izlerim. Dünyada ne oluyor? Ben yaklaşık olarak ilk molam benim çalıştığım zaman 10'da 15 dakika sigara içerim. Sigara içerken de kalkıp orada haberlere bakarım. 15 dakikamı haber, dünya geneline bakarak geçiyorum. Öğlen paydosu olur. Aynı şekilde 45 dakika, 1 saat molam olur. Yemeğimi yerim, yine haberlere bakarım. Yani aslında ne kadar takip ettiğimizle de ilgili bir şey. Adam takip etmiyor ki dışarıdaki yolsuzluklar nasıl oluyor, nasıl olmuyor, bunlar nasıl önlenebiliyor. Şimdi Erdoğan iyi şeyler yaptı diyor. Yapmış olabilir. Zaten vazifesi olması gereken şöyle düşün. Şimdi burada kaç kişi var? 6 kişiyiz değil mi? 6'mız bu dayıya para veriyoruz. Dayıyı da seçiyoruz. Diyoruz ki git markete bize bir şey al. Ama para onda. O yüzden bize sormadan örnek veriyorum. Kola mı ayran mı diye sormadan gidip kendi içeceği bir şey alıyor. Şüvepsi alıyor örnek veriyorum. Geldiği zaman o şüvepsi kaç kişi içiyor? Bir. Niye? Çünkü giderken sorması lazım. Şimdi bakıyorsun ben 33 yaşına gireceğim. Memleket satılmış. Her şeyle hastane, hasta garantisi, havaalanı uçuş garantisi, yol geçiş garantisi, tünel geçiş garantisi. Bunlar yetmiyor. Bak bunlar yetmiyor. Bir de başımıza kur korumalı TL diye bir şey çıkardılar. Eyvah. Kur korumalı bak adı üstünde. Bu Türk lirasını bir kere korumuyor. Adından belli bu dövizi koruyor. Yani. Kur korumalı.
Türk lirasını mı korumak istiyorsun? Basit yöntemleri var. Sen bugün İHA sattığını söylüyorsun. Katar, yani Kuveyt. Kuveyt nasıl bugün parası değerli? Adam petrol satıyor, diyor ki sen benim paramla alacaksın. Mesela diyelim 500 bin tane banknot olarak 500'lük Kuveyt dinarı basıyor. Sen bunu alacaksın diyor. Adam dolarla gelip onu aldığı zaman parası değerleniyor. Şimdi biz İHA sattığımızı söylüyoruz ama Türk lirası olarak satmıyoruz. 70 milyon dolar olarak satıyor. Dolar olarak satarsan zaten dolar sıkıntı olur. Kaldı ki ben doların ondan dolayı yükseldiğini de sanmıyorum. Zaten gerçekte öyle bir şey de yok. Ülkeye yatırım gelmezse zaten senin döviz kurundaki karşılığında TL değersizleşiyor. Şimdi yatırım niye gelmiyor dersen, yatırım da şunun için gelmiyor. Rıza Zarraf gibi dışarıdan adamlar geliyor buraya, ihale hile yapmayanları söylüyorum. Gerçekten hakkıyla ihalelere girip iş yapanları söylüyorum. O şekilde gelen adamlar yatırım yaptıkları zaman ekonomi kalkınır, kur değeri düşebilir ama iyi yönetiliyorsa ülke. Şimdi böyle büyük parası olan adamlar ise gelmiyor. Niye? Sen bir gün Rıza Rıza'yı çıkartıyorsun, vatansever iş adamı olarak lanse ediyorsun medyada. Ondan sonra çıkıyorsun, onu boş ver, o çok önemli değil. 50 bin lira bu yediklerinin yanında hiçbir şey değil, onu boş ver. Yani sen çıkıyorsun, diyorsun ki bir gecede vatan haini ilan edebiliyorsun. Sebebi ne? Adam yaptığı yolsuzluğu anlatmak zorunda kaldı. Çünkü orada özgürlüğü söz konusuydu. Bu sefer de adamın malına çöküyorsun. Adamın malına çöküp vatan haini ilan ediyorsun. Vatan haini ise nasıl yaşıyor? Ben 2016 yılındaydı galiba. Benim normalde ismi Fethullah. Kimlikte Fethullah diye geçiyor. Gittim adliyeye. Dedim ki adımı değiştirin. Meydanlarda FETÖ, FETÖŞ, FETÖŞ diye anılıyor. Ya ismimi değiştirmek için bile o zaman benden para istediler. Ya bu kadar insan rahatsız. Bu ismin değiştirilmesi için niye para istiyorsunuz? Basit bir örnek bu da. Yani bu kadar şeyin içinde. Aynı şekilde sistem hiç iyi değil. Ya zaten başkanlık sistemi başlı başına tek adam, onu da gördük. Çünkü iki gün boyunca orada askere emir de verilmedi. Onu da gördük. Daha öncesinde Ecevit'i örnek veriyorlar ya. Ecevit olayın olduğu gün birkaç saat sonra olay yerine gidiyor. Ecevit'in iyi yönlerini örnek vermiyorlar. Hep kötü yönlerini. Madem veriyorsun onu da ver. Sen şimdi yağ kuyruğu vardı, şu kuyruğu vardı. Benim yaşım kurtarmıyor ama dayının kurtarır. Sen o kuyruklara niye girdin? Ecevit Kıbrıs'ı aldı diye. Geri vermek zorunda kaldı diye ambargo uygulandı. Ama bu tarafını söylemiyorlar. Diyorlar ki o zaman kuyruk vardı. Kuyruk olabilir. Sen şimdi bizim evin yönetimini bana verirsen, ben dışarıdan bir şey getirip burada pahalıya satacak olsam bolluk olur. Bolluk dedikleri şey bu aslında. Ama evin içerisinde ne kadar para varsa ona göre ihtiyacı olarak bir şeylerin alınması gerekiyor. Yoksa bir yerden sonrası israf. Şimdi şöyle, 5 milyar dolar IMF'ye borç vardı diye geldiler. Şu anda devletin ve özel şirketlerin toplam borcu 550 milyar doları geçmiş. 5 milyar dolar borç var diye geliyorsun. Sebep yap işlet devlet modeli. Cengiz senin paran yok mu? Gel kardeşim havaalanı yapacağız. Ne kadar maliyeti diyelim? 1 milyon dolar. Yani Çin bizden daha büyüğünü yaptı. 120 milyon yolcu kapasiteli yaptı. 13 milyon dolar. Biz ise 100 milyon yolcu kapasiteli yaptık. 35 milyon euro. Bak, dolardan daha kıymetli bir para. Miktar olarak da zaten birim olarak bakarsak orada da 17 fazlasını. Hatta 17 değil, daha fazlasını. Yani 17'yi katarsak 13'ün üzerine 30 yapar. 35 diyorum bak. Daha fazlası. Ya bunları sorgulayan yok, araştıran yok, detaylara takılan yok. Senin hayatın detaylardan ibaret. Benim hayatım detaylardan ibaret normalde. Ama detaylara takılan yok. Ben normalde izlediğim zaman seni geriliyorum. Yani bu adam bunu söyledi ama niye bu kısmı atladı diye. Çok fazla detay var. Adam gelmiş, iyi olduğunu söylüyor. İyi olduğunu söylüyorsun da neye göre söylüyorsun? Geçen gün mesela bir başkası röportaj yapmış. Bizi Suriye ile Irak'la kıyaslıyor. Bizi niye onlarla kıyaslıyorsun? Biri devrilmiş bir ülke, biri karışmış bir ülke. Bizi niye onlarla kıyaslıyorsun? Madem o kadar özgürüz, madem o kadar rahatız, madem o kadar iyiyiz, niye kötüsüyle kıyaslanıyoruz? Değil mi? Niye kardeşim araştırın demiyorsun da kalkıp Suriye ile kıyaslıyorsun? Yani nereden tutsan elinde kalıyor. Aynı bu enkaz altında bazı garibanın ailesinden kaldı ya. Nereden tutsan elinde kalıyor yani, o misal. Aslında konuşulacak çok şey var da ben bir ara yapacaktım.
diyecektim hani büyük YouTube kanalları bir araya gelsinler. Şekil olarak, şema olarak bir şeyler çıkaralım diye. Onun üzerinden konuşalım. Bir sürü pardon, şey var. Bir de pardon lafını keseyim. Bir de normalinde deniliyor ki efendim kuyruk vardı. Kuyruk vardı ama. Hayır az önce söyledim kuyruk yok, vardı. Yok milletin cebinde şeref kuyruğuydu. Ama alım gücü, alım gücü vardı. Alım gücü vardı. Şu anda vatandaşlar yüz binlerce şoklar, Migroslar açıldı öyle ama vatandaş biliyorsun bakıyorsun ama alım gücün yok. Neye yarar ki? Bu kadar mağaza mı vardı? Yok. Alım gücü vardı. İnsan alabiliyordu. Etini de alabiliyordu, patatesini alabiliyordu, yağını da alabiliyordu. Ama şimdi normal. Sen kriz zamanında, bak sen kriz zamanında savaş olan bir ülkeden patates, soğan aldın. Suriye'de. Ya evet. Yani çok iyisin ama savaş olan bir yerden patates, soğan alıyorsun. Şimdi maliyetin üzerinde satış yaparsan bir kere bu enflasyona zaten sebep olur. Yani sen şimdi 3 liraya mal ettiğin bir şeyi 15'e satarsan bunun nedeni de sosyal devlet olmamaktan dolayı. Nedenini söyleyeyim. Sen sosyal bir devlet olsan iş adamı diyelim ya da bu bankanın sahibi der ki kardeşim ben çalmayayım, çırpmayayım. Sıkıştığım zaman, dara düştüğüm zaman, şirketim battığı zaman, gariban sınıfına geldiğim zaman bana bakacak devlet var. Ama maalesef devletin malı deniz, yemeyen keriz mantığında bir sistem olduğu için bak bütün ahlaksız, bu şekilde ahlaksız cümleler de bizde. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Bunu bir Hristiyan söylemiyor. Minareyi çalıp kilisenin kılıfını hazırlar demiyor bak. Minareyi diyor. Minare İslamiyet'te var. Yani kilisedeki o çanın olduğu şeyin ismi minare değil. Az önce dediğim gibi yani sosyal devlet olmadığı için oluyor. Olmuş gibi oluyor ama değil. Bu adam o zaman diyecek ki ben çalmayayım devlet bana bakar. Ama devletten de çaldıkları için adam diyor ki ben yarın öbür gün en azından kötü duruma düşmeyeyim daha fazla çalıyor. Maliyetinin üzerine bu da enflasyona sebep olur. Bir ara mesela enflasyon yeni bir şey de değil aslında bunu sormanız da saçma. Niye? Berat Albayrak zamanında da topyekin mücadele diye kapılara yazdılar. Bak 4 yıl önce 5 yıl önce de topyekin mücadele. O zaman da kur yükseldi. Çıktı dedi ki vay efendim şöyle vay efendim öyle. Sen kuru koruyorsun sen TL'yi korumuyorsun orada. Kur korumalı nedir ya? İHA satıyorsun TL üzerinden sat. Diyelim 500 liralık banknot yap ya. 500 liralık banknot yap. Şu an herkesin cebinde 25 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş vardır. Peki o 5 kuruşla, 10 kuruşla, 25 kuruşla ne alabiliyorsun? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Demek ki manası yok. Almanya'daki en küçük para birimi nedir? Sent. Sentle de bir şey alabiliyorsun. Kaldır abi basma. Yani bir kuruşun maliyeti olmuş sana 1,5 lira. Basmanın mantığı ne? 25 kuruşun maliyeti olmuş sana 1,5 lira. Basmanın mantığı ne? Zararına basıyorsun zaten. Basma. Çıkar 1000 lira şey binlik bir banknot, çıkar 500'lük bir banknot. Sattığın değerli şeyleri geldi ki TL ile alıp satmak zorundasın. Yoksa satmıyorum. İHA mı satıyorsun? Böylelikle Kuveyt gibi olabiliriz. Belki hani Kuveyt dinarı kıymetli ya belki Türk lirası o zaman kıymetli olur. Ama bunu düşünmek için gelmemişler. Niye? Bir öncekiler de çalmak için geldi. Şimdikiler de çalmak için gelmeye meyilliler. Bundan sonrakiler de öyle meyilli olacak. Nasıl bir sistem lazım? Şeriat deyince millet korkuyor. Şeriatın hani illa kapanacaksın diye bir şey yok. Ben erkeğim nasıl kapanayım? Yani ona göre dine göre giyinmiyorum. O da ayrı bir şey. Yok başka bir yere getireceğim ben. Yani namus dediğin şey bizim toplumda farklı algılanıyor. Örnek veriyorum. O zaman erkeklerin hepsi namussuz buradakiler. Niye? Bizim topluma göre algılanan organ bizde yok. Cumhurbaşkanımız öyle dedi zaten. Bizim topluma göre algılanan organ bizde yok. O zaman bütün erkekler namussuz ama namusun organla ilgisi yok zaten. Bunu bilmiyor bu millet. Daha ne anlatacaksın ki? Namus dediğin şey vicdanın, dudağın ve aklın arasındaki üç tane şeyden oluşuyor. Şimdi ahlak ve iffet yoksa namus da bir işe yaramıyor. Hayır, her şeyin iffet, başı iffeti boş ver. Herkesin iffeti kendine. Fakat bir şey daha var. Rahmeti, ama ahlak dediğin şey herkesin kendine diyemiyorsun. Evet. Ben şimdi tüccarım. Bunu 10 liraya mal ettim. Bu adamı 30'a satınca benim ahlaksızlığım yüzünden bu adam zor duruma giriyor. Yani. İffet kişiyi ilgilendiriyor. İster açık giyinsin ister kapalı o bizim problemimiz değil. Zaten demokrasi var diyorsak bizi ilgilendirmemesi tamam işte. Lazım zaten. Şahane. Teşekkür